comincio con lì. Io Ottago. Ottago non mi può. Ciclette şosala fena böyle. Şosun sen bu şey böyle bir suçsuz ya. Ben Kumru Özkahraman. Kazada vefat edenin annesiyim. Bugün biliyor musunuz ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti'nde adaletin olmadığı tam ispatlandı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde adaletin olmadığı tam ispatlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet diye bir şey yok. Tamam mı? 6 tane evladımız gitti. Kamyon üstlerinden geçti, paramparça etti onları. Kamyon diyor ki ben dokunmadım bile. Peki bu çocukları bu hale kim soktu? Türkiye Cumhuriyeti nerede Adalet Bakanlığı? Size sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti varsa bu bir trafik kazasıdır. Çözemiyor musunuz? Avrupa ile mi yarışıyor Türkiye? Adalet diye yok Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bugünden sonra ya bunlar yakalanacak biz de ya da Türkiye Cumhuriyeti kimliğini yırtıp atacağız. Bunu bütün Türkiye duysun. Bütün Türkiye duysun bunu. Bu işin arkasındayız. Yarın Ankara'ya gideceğiz. Adalet Bakanlığı'nın önünde kendimi yakacağım. Ya bunlar yakalanacak. Ya da ispatlayacak. Türkiye Cumhuriyeti ispatlamak zorunda. Türkiye'de adalet diye hiçbir şey yok. Başka bir şey hiç gerek yok. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Bu zamanda para konuşuyor. Bu zamanda ensesi kalınlar konuşuyor. Bu zamanda adamın konuşuyor. Bir tane milletvekilinin oğlu olsaydı bu halde mi olacaktık? Bir tane o hakimin, savcının oğlu olsaydı bu trafik kazasında o halde gitmiş olsaydı böyle mi olacaktı? Böyle mi karar verilecekti? 21 Ekim'e kadar bunlar kaçacak, gidecek diyoruz. Kimse dinlemiyor. Nasıl üzmez? 2 aydır dışarıdadırlar. 3 ay daha dışarıda kalacaklar. 6 tane evlat paramparça olmuş, toprağın altındadırlar. Bunların kaçma ihtimalleri çok yüksek. Suçludurlar. Bu çocuklarımız yoldaydılar. Üstünden kamyon geçmiş, paramparça etmiş. Beyin dokuları hepsi kamyona yapışmış. Bunlar dışarıda geziyor. Çocuklarımız mezarda ya. 6 tane çocuğun hakkını kim arayacak? Günlerce biz sesleniyoruz adalet, adalet, adalet diye. Hani adalet? Yani şu anda sanıkları tutuklu olmak yakalanmasını... Tabii ki istiyoruz. Tabii ki sonuna kadar gideceğiz. Talebimiz tutuklu olarak devam etsin bu. Ta ki bu kaza nasıl oldu, nasıl... Olur mu böyle bir şey? Hani adalet? Ben Şeyh Musa Özkahraman, Hakan Özkahraman babasıyım. 21 yaşında oğlumu kaybettim trafik kazasında. Yani bir trafik kazası, katliam gibi bir kaza. Bu 8-10 aydır çocuklarımız mezarın altında. Toprağın altında onlar serbest. Böyle adalet mi olur? Biz adalet istiyoruz. Bu siyasi müdahale var. Bu müfettiş yok mu? Uzman bilir kişi istiyoruz. Bunu incelensin. Müfettişler dosya incelensin. Bunların eli siyasi bir ayak var. Adli tıba kadar elleri uzanıyor. Biz adalet istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nden. Adalet Bakanı'ndan adalet istiyoruz. Sesimizi duyun. Adalet yazıdan mı ibarettir? Biz Türkiye Cumhuriyeti adalet değil, Türkiye vatandaşıyım. Benim suçum adalet istemek midir? 10 aydır neyle mücadele edeyim, ne çektiğimi. Türkiye'de adalet istiyorum, Adalet Bakanlığı'ndan. Bizim acımızı gör. Ekim ertelendi, 4 ay ertelendi. Bunlar dışarıda elini kolunu salıyor. Tutuklaması istiyoruz, ceza çekmesi istiyoruz. Hakkı neyse, suçludurlar. Suçunu çekmek istiyoruz. Gelsin bizi de hapse alsın. Başka yapacağı bir şey yok. Gelsin bizi de hapse alsın. Çocuğumuz mezarda, bizi de cezaevi alsın. Adalet istiyoruz Adalet Bakanlığı'ndan. Vatandaşının hakkını arasın. Müfettiş göndersin. Bilir kişi göndersin. Uzman bilir kişi. Araba oradadır, incelensin. Kimin suçudur ortaya çıksın. Biz bunu istiyoruz. Her gün mahkemeye gel de 2 kelime git evine otur olmuyor. Dayanamıyoruz bu acıdan. Türkiye gibi 82 milyona sesleniyorum. Şoförün hiçbir avrakı yok. Hiçbir avrakı. Araç ağır vasıta kullanabilecek hiçbir avrakı yok. Buyurun, buyurun. Devlet bunu boşuna mı vatandaş istiyor? Kamyonun tografi yok, tahtutnamesi yok, hiçbir şey yok. 4 dakika üzerine git bisiklet gibi. 6 kişi öldü, serbest kaldı.